Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde aynı isimli account eklemeyi e, engelleme trigger oluşturacağız. Yani eğer o isimle bir account varsa aynı isimle account oluşturamayacağız. E, oluşturacağımız trigger'daki error mesajıyla biz bunun önüne geçeceğiz. Yani engelleyeceğiz kullanıcıların aynı isimle e, birden fazla account eklemelerini engelleyeceğiz. O şekilde bir trigger oluşturacağız. E, şöyle diyeyim. Şu anda bir account oluştursak. Diyelim ki e, şöyle bir account oluşturalım. New account. Biraz hani farklı olsun diye. Çünkü böyle daha önce oluşturmuşumdur. New account. New account. Bunun adını da May 7 diyelim. May 7 diye bir account oluşturuyorum. Bugünün tarihi May 7 diye. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi new account oluşmuş oldu. Peki aynı isimle tekrar kaydedebiliyor muyum? Ona bakalım. New account May 7 diyorum. Tekrar kaydediyorum. Gördüğünüz gibi aynı account'tan birden fazla kaydedebiliyoruz. Şu anda bir problem yok. Ama ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki eğer aynı account varsa, aynı isimle bir account varsa bize hata mesajı versin. Bunu sağlayan bir trigger yapacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız bizim zaten bir account trigger'ımız vardı. Onu onu üzerinden gidebiliriz. Şöyle open diyelim. Var olan trigger'larımızdan account trigger'ı açıyorum. Evet arkadaşlar, içini boşaltıyorum. Buradan devam edebiliriz. Before insert diyorum çünkü ee, eklerken aynı account varsa eklemesini istemiyorum. Aynı isimle bir account varsa eklemesini istemiyorum. Account'lar diyelim ki unique, benzersiz. O şekilde bir eee kural oluşmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şunla başlayalım. E, ee, tabii bunun bunu çözmenin değişik yolları olabilir. Birden fazla, belki beşten fazla <laughs> çözümler olabilir. Ben sadece bir tanesini göstereceğim şu anda. Şöyle bir şey düşünüyorum. Öncelikle bir e, küme yapsak arkadaşlar. Set yapsak. Set e, data type string olsun. Bunun adına biz şöyle diyelim. New list diyelim with names diyelim Evet yeni bir liste oluştururuz bizim ee, ekleyeceğimiz yeni account'u bunun içine koyacağız yani onun ismini bunun içine koyacağız şöyle diyelim şu anda biz diyelim ki new account may 7 bir tane oluşturduk bir tanesini silelim isterseniz biz bunu oluşturduğumuz zaman şurada oluşan account name'i yani new account mace 7'ı biz bu setin içine koyacağız arkadaşlar. Bu nasıl koyacağız? Tabii ki trigger new'den almamız gerekiyor. O yüzden for each loop yapıyorum. For diyorum. Account diyelim. AC diyelim adına. Trigger new'den alalım oluşturduğumuz yeni account'u. Bunu biz gelelim şu yukarıda oluşturduğumuz kümenin içine koyalım. Nasıl yapıyoruz? Listen adını koyuyoruz nokta e diyoruz ve ac'yi içine koyuyoruz. Ha, birden fazla olabilir eğer apex yoluyla account oluşturuyorsanız for loop'larla falan birden fazla account olabilir o yüzden liste yapıyoruz. Şu anda bizim e, bu kümenin içine bu kümenin içine şey koymamız lazım. eee oluşturduğumuz yeni account'u bunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Yani e, neydi ismi? New account May7. Bunun içine girmiş olacak. Burada bir hata mesajımız var. Önce onu çözelim. Method does not exist diyor. Hangi method? Add diyor. Add'in içine tabi account koyamayız. nokta AC.name'i koymamız lazım. E, çünkü yukarıda bir listemiz yok. Normalde bir kümemiz var. Bu kümenin içine bir string koymamız gerekiyor. Ee, hangi stringi koyacağız? Ee, bizim oluşturduğumuz account'un adını koyacağız. Yani oluşacak şey şu şekilde arkadaşlar. onu Göstereyim. Şu şekilde bir şey oluşacak. Ee, i̇çinde sadece new account may 7 şeklinde bir element olacak. Bu birden fazla olabilir. Virgülle böyle devam edecek. Şu anda bir tane var. Bizim oluşturduğumuz küme bu arkadaşlar. Oluşturmaya çalıştığımız küme bu. Şu anda bir kümemiz var ve içinde tek bir e, tek bir element var. Dediğim gibi birden fazla olabilir ama şu anda bir tane var. Peki bu hangisi? Şu var olan mı yoksa yeni ekleyeceğimiz mi? Tabii ki ekleyeceğimiz .new .new bizim, e, yeni ekleyeceğimiz. Çünkü trigger.new diyor. Trigger.new bizim yeni ekleyeceğimiz account'un e account'u alıyor. Onun adını şurada görüyorsunuz adını bizim oluşturduğumuz boş kümeye ekliyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi e bu bizim oluşturduğumuz yani Trigger.new ile oluşan e account'un e ismini içeren bir küme. Bir de var olanlara bakalım arkadaşlar. Var olanlarda böyle bir isim var mı? Var olanlar. Var olanlar bulurken şöyle yapmanız gerekiyor. Yeni bir liste oluşmanız gerekiyor. List diyorum account diyorum. Bütün accountların listesini oluşturmak istiyorum. Buna biz ne diyelim? List of existing accounts diyelim. Ya da list of accounts diyelim. Direkt böyle accounts diyelim. Eşittir diyorum. New demiyorum. SOQL query ile ben bütün var olan accountları bulabiliyorum. Select diyorum. Burada id and name'i alabilirsiniz. name from uh, account burada bir şartımız var. Hepsini almıyoruz. Hangileri al alıyoruz? Name'i bizim oluşturduğumuz name'e yani new account may 7'a eşit olanları almak istiyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız hepsini almış olursunuz. Var olan bütün account'ları almış olursunuz. Ama ben sadece name'i new account may 7'a eşit olanları almak istiyorum. Ama var olanlar. Trigger.lu ile alakası yok. Ne, ne, yapmamız gerekiyor o zaman? Ver keyword'unu kullanarak şu şekilde bir şey yapmamız lazım. Ver name in in bizim şu kümede. Kümenin içinde var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Yine bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar unutmayalım. Bu kümenin içinde var mı yok mu? Eğer varsa yani name bu kümenin içinde varsa onları al diyoruz. O yüzden biz buraya kümemizin adını koymamız gerekiyor. Şu şekilde. Bunun içinde olanları alıyoruz. Arkadaşlar. Bunun içinde olanları alıyoruz. Şimdi e, bir listemiz var. İçinde account'lar var. Ama bu account'lar e, bütün account'ları içermiyor. Bu liste bütün account'ları içermiyor. Sadece adı new account may 7 olanları içeriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Eğer çok basit düşünelim. Eğer böyle bir account varsa arkadaşlar böyle bir account varsa bizim listenin size birden büyük olacak. Ve birden büyükse demek ki böyle bir account var. Yani new account may 7 adında bir accountımız zaten var. Varsa duplicate oluyor ve ben hata mesajı almak istiyorum. O zaman şöyle diyelim. If diyelim. Bu listemizin size'ı yazıyorum nokta size'ı sıfırdan büyükse ya da eşit değil Eşitliğin sıfır ise sıfıra eşit değilse o zaman ben hata mesajı istiyorum. Hata mesajımız ne arkadaşlar? Şu. E, şu şekilde yapabilirsiniz. E, nerede istiyorum ben bu hata mesajını? Onu şey yapalım. E, yeni account oluşturuyoruz. Onun için ne istiyorum? O yüzden e, for each Loop'umuz olması gerekiyor. Bunu for each loop'un içine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu buradan alıyorum. Önce for loop yapalım tekrar. Tekrar for loop yapıyorum. İçine account koyuyorum. Yine ac kullanabilirsiniz. Problem yok. ac diyorum. Trigger nokta new diyorum. O nasıl diyorum ki şimdi bir önceki kodu buraya yapıştırıyorum. Diyorum ki eğer eğer Bizim oluşturduğumuz listenin size sıfırdan büyük e, e, büyük ise yani sıfıra eşit değilse o zaman bir hata mesajı olsun diyoruz. Hata mesajımız ne? E, hata mesajımızı bu accountta görmek istiyoruz. AC nokta name diyebilirsiniz nokta add error deyip hata mesajımızı oluşturabiliriz. Şöyle diyebiliriz. An account with the same name same name is already exist diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde hata mesajımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda bunu kaydettikten sonra bir problemimiz var mı? Bakalım. Problemimiz yok. Tekrar ediyorum. Öncelikle bir liste oluşturdum. Küme oluşturdum. Bu kümenin içinde şu anda herhangi bir Element yok. Bu küme ne içeriyor? String içeriyor. Yani yazılar içeriyor. Ben bunun içine string koymam gerekiyor. Şu şekilde. Kümeleri hatırlarsanız, kümelerin içinde type'lar olması lazım. Integer diyorsanız sadece rakamlardan oluşması gerekiyor ama ben string dediğim stringlerden oluşması gerekiyor. Çünkü ben içine e account'un ismini koymam, e koymak istiyorum. Account'un ismini. O yüzden for each loop'u yaparken bizim trigger.nuv'in içinde olan bütün accountların isimlerini benim boş kümenin içine ekliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ekledim, ekledim. Hepsini bunun içine ekliyorum. Sonra artık bizim bir kümemiz oluştu. İçinde e, nokta ile oluşturduğumuz yani yeni insert yaptığımız accountın ismi var. Böyle bir kümemiz oluştu. Şimdi e, var olan accountları bulup var olan accountlarda aynı isimle bir account var mı yok mu ona bakacağız. O yüzden bir liste oluşturuyorum. Bu liste standart objelerden oluşan bir liste. Yani S object diyelim. S objectlerden oluşan bir liste. Bu listeyi ben SQL ile oluşturuyorum. Select ID name from account diyorum ama bir şartım var. Diyorum ki bu accountların isimleri eğer benim şu kümede varsa şurada oluşturduğum kümenin içinde varsa sadece onları al diyorum. Hepsini almıyorum. Eğer varsa ne demek oluyor? Aynı isimle zaten bir account var demek. O zaman benim oluşturduğum listenin size'ı sıfırdan büyük olacak. Eğer şimdi tekrar ee, for each loop yapıyoruz. Bizim oluşturduğumuz account'u kontrol etmemiz gerekiyor. Oluşturduğumuz account yani trigger.new'in içindeki account bu account bu account bu account oluştururken diyelim eğer list of accounts'ın size'ı sıfır eşit değilse zaten böyle bir account vardır. Böyle bir account varsa şöyle bir error mesajı alacağız ve bizim yeni e, account oluşturmamıza izin vermeyecek diyelim. E, hata mesajı gelecek ve biz yeni bir account oluşturamayacağız. Bu şekilde e, kodumuzu yapabiliriz. Bu kod ne işe yarıyor? Bu kod aynı isimle aynı isimle account oluşturmamızı engelliyor. Öyle diyelim. Şimdi bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Account'lara gidiyorum. Aynı isimle, aynı isimle tekrar bir account oluşturmak istiyorum. Ne diyorum? New account may 7 diyorum. Ve bunu oluşturmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar ne diyor? an account with the same name is already exist. Aslında şunu yapıyor arkadaşlar. Bunu alıyor. Trigger.new bu şu anda. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey Trigger.new. Bunu alıyor. Benim kümenin içine koyuyor arkadaşlar. Şunu. Koyuyor. Daha sonra bütün accountlara bakıyor. Bu isimle başka bir account var mı? Ona bakıyor. Varsa size sıfır olmayacağı sıfırdan farklı olacağı için hata mesajı veriyor. Peki biz new may New Account May 7 değil de May 8 yapsak ekler mi? Ona bakalım. Ekliyor. Neden ekliyor? Çünkü böyle bir account yok. Bizim oluşturduğumuz listenin size 0 olduğu için hata mesajı çalışmıyor. Çalışmadığı için bize hata vermiyor. Evet bu örnekle alakalı eğer problemleriniz varsa genel olarak bütün yaptığım videolarda ee, orada anlatmaya çalıştığım örnekler olabilir, konular olabilir. Onlarla alakalı probleminiz varsa yorum kısmına yazarsanız e, sizlere cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.